Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda bazısı komik, bazısı tuhaf tasarım hatalarını derledik. Bu futbol topu siyah desenler doğru boyutta olmadığı için böyle görünüyor. Bu asansörle istediğiniz kata çıkmak için adeta bulmaca çözmeniz gerekiyor. Çünkü tuşların yerleri fena halde karışmış. Sağlak mısınız yoksa solak mı diye sorulan bir testte bir sağ bir de sol el fotoğrafı bekliyorsunuz. Ancak bunların ikisi de sağ el. Bu oyuncakta polis arabası yazmasına rağmen içinde bir helikopter var. Piknik yapan gençlerin arkasındaki göle Venedik gondolu koyunca tabii absürt olmuş. Bu gördüğünüz Çin'deki bir kuaför tabelası. Kuaförün ismini İngilizce yapmak istemiş. Fakat tabelada İngilizce çeviri servisine bağlanılamıyor yazıyor. Bu renkli yapıştırıcı tüpleri kafa karıştırıyor çünkü kırmızının üzerinde mavi, mavinin üstünde ise kırmızı yazıyor. Buysa sevgililer aynı anda müzik dinleyebilsin diye yapılmış kalp şeklinde bir adaptör. Ancak kalpten çok popoya benziyor. Bu makası ambalajından çıkarmak için bir makasa ihtiyacınız var. Bu da evinizde bir makas olmadan yeni makas almayın demek. Çocuklar bu kaydıraktan ayaklarını açarak kayarsa canları çok acıyabilir. Bu tasarımcı kaydırağı çok yanlış bir yere koymuş. Bu tabeladaki kişi insandan çok uzaylıya benziyor. İlk bakışta normal görünüyor fakat dikkatli bakarsanız ızgaranın arkasında havalandırma boşluğu olmadığını göreceksiniz. Bu adam asmaca temalı bir sosyal reklam. Eksik olan O harfi ama aslında bu harf daha önce çıkmış. Burada yaşınızın kaç olduğu soruluyor ama birden fazla şık işaretlemek mümkün. Eyfel Kulesi'ni I harfi yerine A harfi olarak kullanmaları daha mantıklı olmaz mıydı? Bu daha da saçma. Alakasız olmasına rağmen kuleyi P harfi niyetine kullanmışlar. Bu yangın söndürücü işaret Tabletinin ağız kısmına bakın. Adeta ateş püskürüyor. Banyoya halı döşemek pek mantıklı bir fikir olmasa gerek. Bu akıllı saatin boyutları ne acaba? Çünkü sağ alttaki fotoğrafta elinizden bile büyük görünüyor. Bir diğer tuhaf tasarım da bu. Noel Baba açısından çok talihsiz bir durum olmuş. Burada müzik insanları birleştirir yazıyor ama daha çok iple idam edermiş gibi görünüyor. Bu kadar yakınınızda biri varken çişinizi yapabilir misiniz? Bu da gayet mantıksız bir merdiven. Neden böyle yapıldığını ustasından başka bilen olmasa gerek. Bu ATM'de tuşların rengi bir garip. Normalde Enter'ın yeşil, Cancel'ın kırmızı olması gerekirken bunda tam tersi. Bu ambalaj açma aleti sanki tam da kendi ambalajından bahsediyor gibi. Arabanın labirenti geçip evine gitmesine yardım edebilir misiniz diye soruyor. Ama bu mümkün değil çünkü labirentten çıkış yok. Bu da çıkışı olmayan başka bir labirent. Ne yaparsanız yapın bütün yollar çıkmaza gidiyor. Burada 2017 denmek istenmiş ama 20.170 gibi görünüyor. Bu ambalajın üstündeki çevirilerin ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Bu kitap grafik dizayn öğrettiğini iddia ediyor. Fakat bu kadar kötü kapak yapan birinin tasarım öğretmesi pek mümkün değil. Bu bir diş hekiminin reklamı. Adeta hastalarının başına silah dayıyormuş gibi görünüyor. Bunu monte eden adam muhtemelen tuvalet kağıdının ne işe yaradığını bilmiyormuş. Bu saati yaparken mürekkepleri bitmiş olmalı. Çünkü 8 rakamı diğerlerine göre epey zayıf kalmış. Bu mataranın dışına içerisinde ne kadar sıvı olduğunu gösteren işaretler konmuş. Sorun şu ki içini görmek mümkün değil. Bu da tasarım hatası bir tişört. Bunun Asya değil Afrika olduğunu söylemeye gerek var mı? Bu kapıdan girilebilir mi yoksa girilemez mi? Üzerinde hem sadece giriş yazıyor hem de girilmez.